Sevgili dostlar, yeni bir Bediüzzaman'dan Mektup Var programında sizlerle birlikteyiz. Şükür bir kere daha bizi kavuşturan Rabbimize. Sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la birlikte her Bediüzzaman'dan Mektup Var programında olduğu gibi bu haftada yine Barla, Kastamonu, iki cilt olarak Emir'le alakası ve şualarda yer alan bini aşkın mektup içerisinden Bediüzzaman'ın taleplerine yazmış olduğu mektuplar içerisinden bir mektubu okuyup o mektuptan bize ve bugüne dair de bir ders, bir iman, hayat, ahlak, hakikat dersi devşirmeye çalışacağız inşallah. Bugün Emirdağ Laikası'ndan, Emirdağ Laikası'nın birinci cildinden bir mektubu okumayı tercih ettik. Sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la birlikte. Söz basım yayın tertibine göre 91 numaralı mektup. Bir açıdan da layıkalar içerisinde Risale-i Nur'un mahiyetini, hakikatini, risalelerde verilen iman dersinin özünü en net, en güçlü şekilde ortaya koyan mektuplardan biri de diyebiliriz bu mektup için. Evet, bu mektubu konuşacağız bugün. Söz basımı yayın tertibiyle 91 numaralı mektup. Ki programın öncesinde söylemiştin değil mi? Onu en fazla yani böyle risale sohbetlerinde, derslerinde yani en fazla okuduğum mektuplardan biridir diye. Hem onun en fazla bir hikayesini okuduğum mektuplardan biri hem de şu Metin abi, bir kısım risaleyle meşgul olmaya başlamış genç arkadaşlar zaman zaman biz nasıl bir yöntem ve usulle risale okuyalım dediklerinde bu mektubu mutlaka okumalarını arzu ediyorum. Ama diyorum bu mektubu oku. Zaten üstad seni bu mektupta şey yapacak. Yani bir biçimde yönlendirecek diye. Herhalde onun da şöyle bir yönü var. Malum yine mektubun içinde geçtiği için telif zamanı tamam olmasından sonra yayınlanan metinler var. Evet. Yani telif zamanı tamam olmasından sonra yayınlanan o metinlerden birisi de Hüve Nüktesi. Evet. Bu anlamda. Yine Hüve Nüktesi'ne bakan iki mektup. Malum yine hem ki Emirdağ Laikası'nın ikinci cildinde yer alıyor onlar. İkinci cildinde yer alan o mektuplar. Nur Alemi'nin bir anahtarı gibi. Evet. Birisi o 83-84. Evet. O numaralar, o mektupların getirdiği yine birisi de o yine tahiyyata tahallük eden şualardaki bahse tetinme mahiyetindeki diğer mektup. Evet. Bunlar muhteşem zirveler. Yani Üstad Bediüzzaman'ın hayatının da son demlerine bakan. Çünkü muhtemelen bu mektuplardan sonra artık Bediüzzaman'ın konuşması da kesiliyor. Evet. Muhtemelen bu mektuplarla onun ilişkisini çok net kurabilmiş değilim şahsen ama muhtemelen bu mektuplar bu manada Bediüzzaman'ın bizimle paylaştığı öbür mektuplarda artık Bediüzzaman'ın kendi ifade ettiği ama işte etrafındaki talebelerin kaleme aldığı mektuplar mahiyetinde bir kısım hususlar var. Bu mektup bu manada üstadın o kemal yolculuktaki muhteşem zirvelerinden birini teşkil ediyor. Bu cihetle de bizim işimizi çok kolaylaştıran, çok rahatlatan bir yönü var. Ben de bu anlamda ayrı bir keyif alıyorum bu mektuptan. Bunu da okumayı çok seviyorum. Hem kendi alemimize ciddi bir tefekkür de katıyor. Yani burada da bir dinleyelim. İzleyicileri de dinlesinler. Yok bakalım nasıl okuyor muysun? Söz basımı yayın tertibiyle Emirdağ Laikası Metin abi yine. Bakalım güzel okuyabiliyor muyuz? Söz basım yayın tertibiyle Emirdağ Laikası 1.91 numaralı mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, 100 defadan ziyade gayet kıymetli bir hakikati imaniye bana görünüyor. 100 defadan ziyade gayet kıymetli bir hakikati imaniye bana görünüyor. Yani bu şöyle bir şey değil mi? Risaleleri okuyor ya Bediüzzaman, tasihat filan vesaire. Yani tekrar tekrar bir mana, değil mi? Dünyama geliyor. Bunu yaşarız ya hepimiz zaman zaman. Yani bir mesele olur. Bir yerdeyizdir mesela bir mana karşımıza. Sonra bir başka şey olur gene bir şey olur. Veya sonra bir kitap okuyoruzdur aynı mana karşımıza çıkar. Çok güzel. Yani bunu yaşarız. Mesela ben... Ama bu manayı böyle bir sınırlayıp ifade etme biçimine de bir türlü kavuşamazsınız. Evet. Yani ben mesela şöyle olmuştu 4-5 ay önce bu Saykal kitabının yayını hazırlarken. Mesela bir hadis. Evet. Yani meşhur bir hadis. İşte kulum hani bana... farzlarla hani yaklaşır. Sonra nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Ama hadisin baş kısmı varmış. Ben hadisi işte oradan başlıyor diye biliyordum. Zihnimde yanlış kalmış. Onun öncesinde iki cümle daha var. Bir hafta boyunca 30 ayrı vesileyle o hadis karşıma çıktı.
Yani bunun gibi evet. Yani böyle bir şeydi üstadın bahsetti. Yani bu mana. Evet. Tekrar mana. Tekrar bir mana karşısına çıkıyor. Sürekli. Evet. Ve dolayısıyla da onu evet. Bir hakikat imaniye bana görünüyor. Telif zamanı tamam olması hikmetiyle ne kadar çalıştım o çok ehemmiyetli hakikati avlayamadım. Yani bunu bir şeye dönüştüremedim diyor. Risale'yi. Evet. Evet. Bir risaleye dönüştüremedim. Tamam. Evet. Bir risaleye dönüştüremedim. Evet. Yoksa yani bunu ifade ediyorlar. Zihninde dünyasında açılmış bir mana var ama bunu dile dökemiyor. Kaleme dökemiyor. Evet. Tamam. Vazıhan ifade ve ihsas etmek için bekledim. Muvaffak olamadım. Şimdi yine mana kendi aleminde var. O mana yine Metin abi bundan anladığımız. Ama onu yani bizim lisanımıza ya da bizim anlayacağımız bir üsluba kavuşturmakta demek ki bir ilmi disiplin çerçevesi var. Üstadın yönteminde, zihninde, şuurunda. Demek ki sünnihata talip eden birçok mesele bununla ilişkili. Evet. Yani o sünnihat demek ki o ilmi disiplin içinde akıp geliyor. Evet. Tabi buradan şu dersi de alıyoruz. Yani Bediüzzaman'ın yazdıkları kadar bir de yazamadıkları var. Çok güzel. Aynen öyle. Yani esasen bütün fikir erbabı için, bütün ilim erbabı için de budur. Hani evet, onlar güzel. Yazdıklarından ibaret değildir. Yazdıklarından daha fazladırlar. Aynen. Evet. Aslında kendi alemlerinde o mana var ama onu vazıhan ifade etmekte zorluk çekiyorlar. Tam formüle edemediği için veya tam hazır hissetmediği için. Evet. Yani mana belki tam zihninde ama evet üslup bulamıyor. Kıvamını bulamadı veya hani bir şey onu yazı yani kitap haline veya risale haline girecek şartlar oluşmadı. Bir iş dünyasında. Bulamadı. Evet. Çok güzel. Vazıhan ifade ve ihsas etmek için beklediğim muvaffak olamadım. Şimdi gayet kısa bir işaretle o çok geniş ve çok uzun hakikatten kısacık bahsedeceğim. Evet. İnna Allah halakal insane ala suretir rahman. Muhakkak ki Allah insanı Rahman suretinde yaratmıştır. Müteşabih bir hadis. Hadis. Değil mi? Evet. Bunu Üstad 14. Değil mi? Leman'ın ikinci kısmında, birinci sözün Bismillah bahsinin devamında gene Bismillahirrahmanirrahim hakikatinden der. Orada zikrederken değil mi söylüyor hani onu açıkça. Müteşabih bir hadis. Nedir bu? Hani yani Rahman Rahim'i değil mi? En cami, en külli bir şekilde tanıyabilecek bir istidatta yaratılmıştır insan. Bu manadadır diye değil mi? Evet. Orada öyle izah ediyor. Suretten murat budur. Sirettir evet. diye. Evet. Burada da var mı o bilmiyorum ama hem cevamil kelimden hem müteşabih hadislerdendir. Pek büyük ve külli nüktesi benim kalbime hülasatul hülasa ile cevşenül kebiri okuduğum vakit zahir oldu. Bu da bu cümlede önemli geliyor bana şu kısmı. Şimdi manalar nasıl dünyasına geliyor insan? Oturuyorum, pat mana geliyor. Yok böyle bir şey değil. Çok güzel. Yani bir ihtiyaç tarafı var. Öbür tarafta ne var? Bak burada hülasatül hülasa ile Cevşinül Kebir'i okuduğum vakit. Zahir oldu. Hani, ama öncesinde onun kendi aleminde bu hadiste, bu müteşabihle müteşabih hadisle ilgili sorular var. Evet. Zihninde ve aleminde. Evet. Bu bir sorular var. Bir işte husus. Evet bir sorular var. Evet. Öbür taraftan da bir yandan da manevi şey bir mücahide var. Evet. Hülasatül hülasayı ki evet ya. Tevhid hakikatinin bütünüyle Hizb-ül Hakayık-ı Nuriye'de yer alan. Evet. La ilahe illallah ile başlıyor. Evet. Ve Cevşen'in silsile ve Cevşen'in münacatı. Yani burada esasen hani bize bir ders var. Şu olsaydı bir sorumuz yok. Ama bunları okurken bu mana hasıl olur muydu? Maalesef olmazdı. Olmazdı. Ki sorumuz var. Evet. Fakat bunlarla böyle bir manevi değiliz. Anahtarları da aramamışız. Evet. Gene olmazdı. Şöyle diyelim, mana çıkarayım diye Allah muhafaza. Cevşin Kebir'e bunları okuyoruz. Maksat gene olmazdı. Evet. Çok güzel. Yani. Hem soru olacak. Evet. Hem bu vesileler, hülasat hülasa ve Cevşen Gebir gibi evrat ve eski olacak. Kapıyı hem çalacağız rızayla. Hem de kapıyı zorlamayacağız. Evet çok yani, güzel. Yani hem sorumuz olacak, ihtiyacımız olacak, iddiamız olmayacak. Çok kapıyı güzel. Da zorlamayacağız. Zorlamayacağız. Edebimizle bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz, evet. Talep edeceğiz. Çok hoş. Yani bu manada araştırma ve tahkikat ya da bu manada bir yol ve yöntem arayanlar için de muhteşem bir üslup oldu bu Metin abi. Allah razı olsun. Aa. Bu da
mücerret tecrübeyle sabit manalar evet. bunlar yani. Evet. Ben de o acip ve çok güzel nükteyi kaçırmamak için Şifreler, İşaretler Nevi'nden Hülasatul Hülasa'nın 17. mertebesi olan Kur'an lisanı ile şehadet ve 18. mertebesi olan Kainat lisanı ile şehadet ortasında o şifreli işaretleri şöyle koydum. La ilahe illallahul vacibül vücudül vahidül ahadil bil lisanil ilahir. İşte bu. İstersen şeyini okumuyorum en azından. Hani vakit darlığı dolayısıyla değil mi? Ne kadar güzel. Aslında olur. Okumayı şeye bırakıp izleyicilerimize program sonrası bırakıp hani en azından mealini okusak mı o alttaki her şeyini? İki türde de okuyabilirim. Ama hı. zaman açısından nasıl hiç olmazsa mealini okuyalım. Evet. İnsanlık hakikati kendine mahsus lisanla hayatı, duyguları, meziyetleri, Allah'ın güzel isimlerinin tecellilerini anlayan ve yansıtan bir ölçü ve ayna olması gibi kelimeleriyle sıfatları, ahlakı, halifeliği, Allah'ın güzel isimlerine fiiliste oluşu ve enaniyeti gibi kelimeleriyle kapsamlı yaratılışı, çeşitli kulluk görevleri, pek çok ihtiyaçları, sınırsız fakirliği, acizliği ve noksanlığı ve sayısız istidatları gibi kelimeleriyle der. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani o la ilahe illallah'ın birinci aşamasındaki, la ilahe kısmındaki o harika bir tefekkür evet. sistematiğini içinde barındıran evet. bir mananın açılımı. Şimdi ikisinin ortasına koydum derken hani Allah'tan başka ilah yok. Devamı da vardı. Neyse. Hani, birisi Kur'an evet. lisanıyla evet. şehadetti. Yani Kur'an lisanıyla şehadet ve kainat lisanıyla şehadet ortası ikisini bağlayan insanın evet. evet. istidadıyla şehadeti adeta. Şehadet. Dolayısıyla fıtratıyla insan, şehadeti. Evet. İnsanın kendi aleminde la ilahe, la rezzaka, la hayye, la kayyume, la ferde gibi bütün esma dedince değil mi o önce red. Evet. İllallah sonra geliyor diye. Evet. Ve o insanın kendi alemiyle Kur'an ile kainat arasında yer alıyor olması ne kadar manidar. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. O varlığı zorunlu olan vacibül vücut, birliği bütün kainatı kuşatmış olan vahid ve her bir varlıkta özellikle insanda birliği müşahede edilen ehaddir. Evet. O ayrı zaman, aynı zamanda bir hususiyet. Her evet. birinde ayrı özelliklerle. Evet. Ve her bir insan bu manada bu hakikati kendi alemine taşırken, hülasat-ı hülasadan bu kısmı okurken evet. kendi aleminde şu manayı düşünse kainat benim için yaratılmıştır. Evet. Bu bir hakikattir zaten. Hakikaten her insan için bir kainat lazımsa ve her insan kainat içinde bir ve biricikse ehadiyet tecellisiyle yani. Öyleyse evet. o zaman bu kainatın benden beklediği ve bu Kur'an'ın benden beklediği bir şey var. Bir şahitlik var. Bir şahitlik var. Evet. Çok güzel. İşte bu kısa şifreyi yine gayet muhtasar bir şifreyle tercüme ve izah edeceğim. Bunu hülasatul hülasaya bir haşiye yapınız. Evet ben hülasatul hülasayı okuduğum zaman koca kainat nazarımda bir halkayı zikir oluyor. Metin abi nasıl oluyor bu? Şimdi yine orada böyle evet. Zihinlerin uçtuğu bir nokta var. Yani koca kainat bir halkayı zikir oluyor deyince kainatın dışına mı çıktı ki Üstad Bediüzzaman burada koca kainat onun nazarında halkayı zikir oldu? Şimdi mesela şöyle bir tahayyülden hareketle buna gidebiliriz. Misal bir halka-i zikre ve halka-i zikrin en zirve hali olarak tavafı düşünelim. Evet. Değil mi? Çok güzel. Kabe'nin etrafında müminler değil mi? Tavaf ediyorlar. Evet. Cenab-ı Hakk'ı tesbih zikrediyorlar, münacat ediyorlar, dua ediyorlar, istiaze ediyorlar. Evet. Değil mi? Hacetlerini ona arz ediyorlar, ondan istiyorlar, onu anıyorlar. Değil mi? Bu hadi. Yani atoma gelelim. Çekirdek etrafında değil mi? Yine o elektronlar dönüş. Gökyüzüne çıkalım. Değil mi? Güneşin etrafında şey. Dünya ve yıldızların. Dünyanın etrafında ay. Evet. Güneşin etrafında dünya ve diğer gezegenler ve onların şey uyduları. Değil mi? Galaksi sistem olarak Samanyolu içerisinde güneş ve diğer şeyler, sistemler hepsi böyle değil mi? O gene bir dönme şey, halinde. Değil mi? Baksak bu manada. Misal değil mi? Bir şey. Her i̇şte nereye baksan ve gündüzün, bir halka-i zikir gündüzün, var. Gündüzle gecenin deveranı hakeza.
Çok güzel. Değil mi? Baksak hep bir şey, adeta bir halkayı zikrin içindeyiz esasen. Bu mana bana şeyi de yani çağrıştırıyor Üstad. Beşinci notada mıydı yanılmıyorsam 17. Lema'da. Yani işte o Allahu Ekber'leri ifade ettiği öncesinde. Abdülkadir Geylani, evet. Ahmet Rufai gibi o büyük zatlar, veli kulları, Cenab-ı Hakk'ın o büyük arifler. Onlardan bahsederken adeta diyor. Değil mi? Her bir yıldız, her bir gezegen onların tesbihlerinde birer tesbih tanesi gibi. Evet. O şekilde hani zikrediyor. Yani la ilahe illallah derken, elhamdülillah derken, subhanallah, Allahu ekber derken evet. Zihinleri, tefekkürleri o kadar değil mi geniş ki. Geniş. Yani burada da böyle bir mana hani sanki evet. var. Adeta bütün kainatı o dersle şey olarak görüyoruz. Evet. Değil mi? Bir halkayı zikrin içinde zikrediyorlar. Çok hoş. Ki onu zaten teyit eden, bu manayı insanın alemine taşıyan Kur'an'ın bütün hayatı evet. var ama hususen Üstad'ın çok nazara verdiği ve in min şeyin evet. illa yusebbihu bihamdihi mahlukat ve mevcudat içinde zat dışında zat dışında her şey, künemine muhatap olan her şey evet. madem onu hamd ile tesbih ediyor evet. öyleyse zaten kainat böyle bir halkayı zikir içinde. Zaten. Evet. Kendisi halkayı zikir evet. zaten. Evet. Aslında o zikir halkasına katılmaktan ibaret bir konu evet. ve pozisyondayız ki O cümlenin öncesindeki o ayet-i kübra zaten değil mi? Evet. Bediüzzaman'ın tarifiyle İsra suresinin 44. ayeti. Ayeti. Bütün kainat içinde her bir şey, şey dediğimiz ne varsa, evet. değil mi? Zerrelerden galaksilere kadar hepsi varoluşuyla değil mi? Allah'ı anıyor, Allah'ı tesbih ediyor, Allah'ın değil mi? Kemalini, cemalini, celalini bize bildiriyor, öğretiyor. Evet. Zaten وَوَيْنْ مِنْ شَيْنِ اللّٰهِ يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ cümlesinden önce ayet, değil mi? Değil mi? تُسَبِّ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ Aynen. Ayet-i Kübra'nın başına konan evet. ayet. Gökler, değil mi? Yer ve içindeki her şey. İçindeki her şey. Allah'ı tesbih ederler. Sonra onu tesbih etmeyen değil mi? Hiçbir şey yoktur. Yoktur. Her şey onu tesbih ediyor. Fakat siz diyor sonra değil mi? Anlamıyoruz. İşte mesele burası. O tesbihleri anlamıyorsunuz. Ya. O anlamak için de nedir? İnsanın da dahil olması lazım. Evet. O halka-i zikre dahil olduğunda. Evet. Değil mi? O büyük İnsan zatlar yine 5. notada anlatılan evet, o zatlar. Kendi Rabbini tanıdığında, kendi Rabbini alemlerin Rabbi olarak tanıdığında dahil oluyor o şey. Evet. Anlama sırrına ve manasına. Çok güzel. Haddi zatında onu da Üstad nübüvvetle. Evet. Yani o evet. halka-i zikir hakikatini onların evet. kendi alemlerine taşımak yine nübüvvetin bir ikram ve ihsanı evet. olarak bize evet. öğrettiği bir Tabii. vasıta. Böyle öyle olabildiğinde o zaman evet koca kainat bir halka-i zikir oluyor. Evet, evet. ben Hülasat-ı Hülasa'yı okuduğum zaman koca kainat nazarımda bir halka-i zikir oluyor. Her birimiz için açık evet. bir yol bu. Evet. evet. Cenab-ı Hak buna ulaşmayı nasip etsin. Kendi alemimizde evet. inşallah. İnşallah. Fakat her nevi lisanı çok geniş olmasından fikir yoluyla sıfat ve esma ilahiyeyi ilmel yakinle izah etmek için akıl çok çabalıyor. Evet. Sonra tam görür. Hakikati insaniye baktığı vakit o cami mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru numunecikte, o hassas mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat'i ve şuhudi ve izani bir vicdan bir itminan, bir iman ile o sıfat ve esmayı tasdik eder. Hem çok kolay hem hazır yanındaki aynesinde hiç uzun bir seyahati fikriyeye muhtaç olmadan iman tahkiki kazanır. Burada Metin abi şu paragrafta da nazara dikkati o akrabiyeti ilahiyeye çekmek hoşuma gidiyor. Zahirden, zahirden hakikate geçmek evet. iki yol ile malum o birisi akrabiyet, birisi kurbiyet. Yine bir başka ayet. Nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Madem ihsan bir insanın zirve anlamda, hani malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril-i Emin'in sorduğu üç sual vardı. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? İhsan, sen onu görmesen de o seni görüyor ya. Dolayısıyla görür gibi. Görür gibi ibadet etmek. Dolayısıyla huzuru daimi manasını insan hayatına taşısa. Yani onun huzurundasın. Onun huzurundasın. Zaten huzurundayız. Keza hani diğer ayetin verdiği dersi mi? Ve huve meyakum eyni meyakumdu. Nerede tam olursan ol. O kadar. Çünkü varoluşun onun ya, dilemesiyle, onun kudretiyle, onun ilmiyle, onun iradesiyle. O kün demedikçe. Evet.
Yani onun isma ve sıfatından hariç bir dairede değilsin sen. Sadece idrakinle işte o ve inmi şeyin illa yüsebbihu bihamdihi ayetin hakikatinin sonunda siz onu, o manayı kavramazsınız. Evet. İkazından hareketle gel bunu kendi alemine taşı. Zaten bu hakikat kendi idrakine taşı. Bu hakikati gör. Burada evet doğru bu mana. Dolayısıyla hakikati evet. insaniye haritasında bütün o esmanın tecellisine mazhar olma liyakati ve istidadı var. Çünkü nüveler halinde malum işaret-i icazda o vardı Hamd'in meşhur manasını ifade ederken insanın alemine konulmuş istidat çekirdekleri nüveler halinde vardı. Bütün esmaya pencere olacaktı her bir çekirdek. Dolayısıyla şeriatın hakikatine imtisal etmekle o istidat çekirdeklerini nemalandıracaktı insan. Liyebiliyeküm eyküm. Ahsenu amele hakikati sırrınca en güzel ameli yapma çabası ve gayretiyle alemine pencereler açacak o esmanın her birisi. Ve netice itibariyle ne kadar çok pencereden bu aleme bakabilse, yani ne kadar çok esma ile kendisini buluşturabilse hem huzuru daimi manasını hakikate taşıyacak hem de burada işte o uzun bir seyahat-i fikriye muhtaç olmadan iman-ı tahkiki kendi aleminde yer edecek. Ben orada şu dersin de olduğunu sanıyorum ki biraz sonra o seyri enfüsü afaki meselesine gelmesi yaparken de bununla ilgili gibime geliyor. Yani bu dediğin mana yani akrabiyet manası. Yani onu Bediüzzaman yani nasıl ifade edecek? Misal güneş örneği üzerinden. Evet. Güneş bize göz bebeğimize kadar geliyor. Güneş bize bu kadar yakın. Hani bu şekilde güneş bize geliyor. Fakat biz güneşe ulaşmaya çalışsak ne kadar hani çaba sarf etmemiz lazım. Hani kurbiyet yoluyla ne kadar çaba gerekiyor? Halbuki akrabiyet mümkün olduğunda ne kadar kolaylaşıyor? Pencereni açtığında gözündeki perdeyi kaldırdığında evet geliyor zaten. Güneş zaten bu, var. Tam bu. Şey tecelli, tezahür, masariyet. Yani bu vahidiyet, ehadiyet diye tarif etti. Yani vahidiyet yoluyla dediğim değil mi? O bütün kainatı dolaşırken şu söylediğimle öyle düşünüyorum. Yani akıl ilmel yakin ile izan etmek için akıl çok çabalıyor sonra tam görür derken. Değil mi? O uzun bir yolculuk. Kesretten vahdete geçmek. O kesret içinde yorulma, dağılma ihtimali var. Veya değilse bile çok uzun bir çaba gerektiriyor. Yani orada ki buna geçmişe ilişkin örnekler var. İbn Arabi'nin malum la mevcude illahu, la meşhude illahu demeye mecbur olma hakikati de bu alemde bir vaka. Evet. Yani çünkü perde olarak görüyor bu defa. Evet. Halbuki insan burada bir vurguladı. Yani kendi iş dünyasında insan penceresinden hakikate bulmanın yoluna ulaştığında değil mi? Ehadiyet sırrı da takip ediyor. Çok iyi ifade edemem belki ama tam hani kurbiyet ile vahidiyet yolu akrabiyet ile ehadiyet yolu arasında da bir doğrudan bir ilişki var. Çok hoş oldu bu mana şu. Yani aslında ehadiyet ile senden beklenen bir kemal yolculuğunda en kıymetli yolun ve vasıtan kendi alemini keşfetmek değil miydi? Evet. Dolayısıyla ehadiyete talip eden bu yönü akrabiyetin inkişafında da ne kadar kıymetli bir hususiyet taşıyor. Evet. Ki eski Said'i yeni Said'e döndüren mananın o akrabiyetin inkişafındaki ehadiyet hakikatiyle doğrudan ilişkisi var diye değişik zamanlar ifade etmiştiniz abi. Evet. Dolayısıyla ehadiyetin yani sana hususi bir şey var. Ara onu bul. Netice itibariyle tahkiki imanı kendi aleminde kazanmanın böyle bir yolu var. Hem çok kolay, burası çok hoşuma gidiyor bu tabir, hem çok kolay. Hem hazır yanındaki aynesinde hiç uzun bir seyahat fikriye muhtaç olmadan iman tahkiki kazanır. Ve innallâh halakal insan alâ suretur rahman. Muhakkak ki Allah insanı rahman suretinde yaratmıştır. Hakiki bir manasını anlar. Çünkü Cenab-ı Hak hakkında buradaymış o cümle. Siret, suret muhal olmasından suretten murat, sirettir, ahlak ve sıfattır. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, emirlerine ittiba etmek, şeriatına uymak. Evet nasıl ki ehli tarikat seyri enfüsi ve afaki ile marifeti ilahiyede iki yol ile gitmişler ve en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfüsi de yani kalbinde zikri hafiyi kalple bulmuşlar. Bu da malum. Hafî zikir diye bildiğimiz. Bir de cehrisi var bunun değil mi? Aynen öyle de yüksek ehli hakikat dahi marifet ve tasavvur değil.
belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki cadde ile hareket etmişler. Yüksek ehli hakikat dahi marifet ve tasavvur değil. Bu ikisinin açılımına ihtiyaç var belki yani, Metin abi. Belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdike iki cadde ile hareket etmişler. Evet. Biri kitab-ı kainat-ı mütalaa ile. Şöyle diyeyim, iman marifetten daha ehemmiyetli. Tasdikte, tasavvurdan. Çok hoş. Evet. Yani çok bu kadarını hoş. Anlayabiliyorum da daha ötesini şey yapmak lazım. Çok hoş. Evet. İman marifet ilişkisinde evet. İman evet. Marifetten öde. Çünkü evet. Marifetin bizi götüreceği nihai noktaydı o zaten. Değil evet. Mi? Marifetullah'taki evet. Maksat neydi? İmana ulaşmaktı. Evet. Yani ve mâ halaktül cinne vel inse illâ liyabudun hakikatinde iman esastı. Yani bir diğer yönle şöyle diyelim. Yani inanarak başlıyoruz. Kelimeyi kasıtlı kullanıyorum. Marifetullah'a kavuşuyoruz. O bizi dönüyoruz ama o defa bu imanımız şey. Hani tahkiki bir iman. Hani çok yani, güzel. Bilmem ifade edebilirim. Ona kavuşuyor. Evet. Çünkü ceddidü imanüküm bilâ ilâhe illallah sırrı da orada zaten. Evet. Sürekli yani tazelenmeye. Başladığımız, yani dönüp baktığımızda aynı yere geldik gibi ama başladığımız yerdeki kıvamda değiliz biz. Özgül ağırlık. Evet. Çok güzel. Yine o iman. Evet. Dolayısıyla imanlar tevhide bu manada zaten kavuştu. Evet. Ama o tevhid taklidiyken tahkikiye dönüştü. Evet. Çünkü bütün daha önce imanların tevhide kavuşması evet. Manasını beraber paylaştığımızda bu konuda evet. Bir şeyiniz oldu. Allah razı olsun. O bende de evet. Bir tesir meydana getirdi. Yani imanlar aslında tevhide başlangıçta kavuşuyor. Evet. Yani tevhid hakikati onda da var. Evet. Ama o tevhid taklidi. Evet. Tahkikiye ulaşması o marifetullah'taki evet. Seyahatin sonucunda çok güzel oldu. Evet. Dolayısıyla tasdik tasavvur ilişkisi zaten evet. Malum. Belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki cadde ile hareket etmişler. Çok güzel. Biri kitab-ı kainatı mütalaa ile ayet-i kübra ve hizb-i nuriye ve hülasat-ı hülasa gibi afaka bakmaktır. Ki bu çok kıymetli mi? Çok kıymetli. Çok kıymetli. Ama ondan da kıymetlisi var diyecek değil mi? Evet. Çok güzel. Tam üstada evet. Yakışan bir üslup evet. Değil mi? Evet. Ve en onu asla şeyden ıskat etmiyor. Evet. Kıymetli. Evet. Ve en kuvvetli ve hakkal yakın derecesinde vicdani ve hissi bir derece şuhidi olan hakikati insani haritasını ve inaniyeti beşeriye fihristesini ve mahiyeti nefsiyesinin mütalaa ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırrı akrabiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Burada bir soru Metin abi. Vaktimiz nasıl? Vaktimiz az. Az. Diyerek sorudan kurtulmaya çalışıyorum. Vaktimiz hakikaten az ama. Ellezine yü'minine bil gaybi hakikati var. Evet. Malum. Mümini evet. Tarif ederken Bakara suresinin evet. O ilk ayetlerinde gayba iman edenler, evet. Gayba iman ederler diye bir vurgu varken evet. Burada ise şuhudi olan hakikati insani haritasındaki şuhud bizim anladığımız anlamda gaybın perdesini açan bir mana mı? Vallahi bilmiyorum. Hani başka yerlerde de var. Yani şuhuda ilişkin birkaç cümle. 24. söz evet. İkinci dalda da bu manada atıflar var. Yani ben şu an hani cevap bekleniyorsa cevap veremem. Yani bununla ilgili bir şey. Çalışma ve tarama lazım. Öyle diyeyim. Evet. Halli gereken meselelerden birisi değil evet, mi? Yani evet. Çünkü makbul imanın o anlamda. Buradaki şey yani şuhud hani gayba imanı veya gaybi şey küçümseyen bir şey manasında değil. Veya vahdeti, vücut vahdeti yani şuhud mesleğini önceleyen bir şey anlamda değil. Onu, çok güzel. Çünkü o 29. sözdeki malum 18. cümle. Mektupta bu mana var. Orada da işte Selefi meselesi. Asfiyanın. Veraset-i nübüvvet yoluyla giden Asfiyanın o şeyleri diyor. Gaybi olan imanları. Çok güzel. Tamam. O ehli velayetin, o vahdet-i vücut yolundaki onların derece-i şuhutlarından çok daha yukarıdır diyor çünkü. Yani buradaki kastın daha farklı bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerine serpilmiş tenteneli bir perdedir hakikatinden evet. Bahisle. Yani alem-i gayba taallük eden yine İmam Ali'nin zirves cümlesi. Hı-hı. Perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Hı-hı. Demek ki o şuhuda taallük eden bütün mesail alem-i melekut üzerine serpilmiş veya alem-i gayb üzerine Hı-hı. Serpilmiş tenteneli perde olan alem-i şehadetteki evet. Nüfuzu, evet. Hassasiyeti ve incelmeyi ifade eden bir mana olsa gerek. Evet. Şahitler aleminde. Evet. Yani buradaki dolayısıyla buradaki şuhudiyi hani
kainata sırtını dönerek ve kainatı yok sayarak çok gerçekleşen güzel. Bir şuhut hali değil, çok kainatın güzel. İçinden geçerek ve arkasını alarak. Çok hoş. O bütününü şahitler evet. kılarak. Bu kadarını anlayabiliyorum. Yani. Dolayısıyla yani o gaybi, yani gaybane, 11. sözde anlattığı Bediüzzaman'ın, gaybane ibadetten hazırane ibadet, gaybane tefekkürden hazırane tefekküre geç. Böyle evet. bir mana taşıyor. Bu kadarını anlayabiliyorum. Dolayısıyla evet. insan kendi alemini bu manada bir tefekkürden geçirebilse, kainatın evet. özü özeti olan insan, evet. kainat üsatinde bir külliyetle, bir şuurla evet. iman hakikatini kendi alemine taşımasına, hatta evet. ne dedi? Şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine taşımasına bir vesile. Evet. Dolayısıyla bütün kainatı şahitler kıldık imanımıza evet. bu manada. Evet. Velev şuurumuz bütününe taalluk etmese de. En kuvvetli ve hakkal yakin derecesinde vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikati insani haritasını ve enaneli beşeriye firistesini ve mahiyeti nefsiyesini mütala ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırrı akrebiyete ve veraset nübüvete bakar. Ve enfüsi tefekkür-i imani hakikatinin bir parçası 30. sözün ve enaniyette ve 33. mektubun hayat penceresinde ve insan penceresinde ve bazı parçaları da sair eczai nuriyede bir derece beyan edilmiş. Bir okuma zinciri evet. çıkardı üstad yine. Evet. Bunu hem laikaya hem sikke-i gaybiyeye hem hülasan ahirine yazılsın. Allah evet. üstattan ebeden Amin. Razı olsun. Amin. İnşallah enfüsi afaki. Fakat her iki halde değil mi şu manaların kalbinizde yer bulmasını Allah bize nasip etsin. Amin. Bir şey diyecektin galiba. Fakat çok okuduğum bir mektup olmasına rağmen bugün yine çok istifade ettiğimi ifade edeyim. Allah ebeden razı olsun. Allah hakikaten vesile oldu. Hepimizden razı olsun. Amin inşallah. Cenab-ı Hak bu imanımızla bu alemden göçmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. İnşallah. Evet sevgili dostlar. Bugün Emirdağ Laikası'nın birinci cildinden bir mektup okuduk. Söz basım yayın tertibiyle 91 numaralı mektup okuduk. Haftaya bakalım nasibimizde ne var? Bekleyelim, görelim. Haftaya görüşmek üzere. Hayırla, huzurla kalın.